ABD ulusal güvenlik yetkililerinin şimdi bu iddiası var. İddiaları izledik. Bu iddianın peki gerçeklik payı var mı? Trump gerçekten İran'ın hedefinde miydi? İran Araştırmaları Merkezi Oral Togay'la konuşacağız. Oral Bey hoş geldiniz. Merhaba Büşra Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Şimdi şöyle başlayayım. Ben Trump'ın bu suikast girişiminin ardından Crooks'un fotoğrafını gördüğümde bir rahatlamıştım. Yani şöyle düşündüm. Ne anlamda rahatlamak? Bu hani işin ucu Orta Doğu'ya dokunmayacak. Bir İskandinav görünüşlü, ABD'nin böyle Texas bölgelerindeki bir redneck görünüşlü bir profil vardı önümüzde. Ama döndük dolaştık. Yine İran'a geldik ve işin ucunda ABD'nin şimdi böyle bir iddiaları var. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu iddiaları ya da siz İran basınında bunlara ilişkin neler gözlemlediniz, neler okudunuz, nasıl tepkiler var? Öncelikle İran'la Trump'ın arasındaki husumet herkesin malumu. Yani Trump zamanında İran'ın sınırlarının ne kadar zorlandığı ve yani ne derece olaylar yaşandı bilinen bir gerçek. Ve İran dolayısıyla Trump'ın Amerika'da iktidara gelmesini doğal olarak istemiyor. İran basınında da bu yönden hani özellikle Trump güç kazandıkça anti-Trump yazılar çoğalmaya başladı. Zaten bu suikast meselesinde de bu yazıları da kanıt olarak gösterdiler analizlerde. Dediler ki işte son dönemde İran basınında çok sayıda anti-Trump yazılar çıkmaya başlamıştı. Bu da bu suikast hazırlığının bir parçası olabilir gibi biraz da zorlama diyebileceğim şeyler ortaya çıkmıştı, analizler ortaya çıkmıştı. Ancak şöyle bir şey var. Şimdi İran'ın sicili bozuk baktığınız zaman, yani İslam Cumhuriyeti kurulduğundan beri, 79'dan beri birçok suikaste karışmış bir ülke. Hatta Katay zinciri denilen zincirleme cinayetler olarak 1988'den 90'ların başına kadar uzayan bir şey de var. Yani suikastler zinciri de var İran'ın geçmişinde. Ama yakın zamanda da benzer şeyler söz konusu. Mesela İran, biz genelde şeyle biliyoruz, hani çeşitli örgütlerle merkezi bir devlet, yani merkezi otoritesi zayıflamış devletler içerisinde kurulmuş örgütlerle kurulan ilişkilerini biliyoruz ama İran güçlü olan devletlerle, merkezi otoritesi güçlü olan devletlerle suç örgütleriyle işbirliği yapıyor. Mesela geçtiğimiz aylarda İsveç bununla alakalı bir açıklama yaptı. Ülkesindeki İsraillilere karşı uyuşturucu çeteleriyle İran'ın işbirliği yaptığından bahsetti. Keza Amerika'da vaktinde bu Suudi elçiliğinde bir saldırı planlandı ve bunun için de Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle anlaşmaya çalıştığı İran'ın ortaya çıktı. Gene benzer bir şekilde Etiyopya'da 2019 ya da 18 olması lazım, tam tarih hatırlayamıyorum ama orada Birleşik Arap Emirlikleri'nin elçiliğine karşı gene İran'ın suç örgütleriyle işbirliği yaptığı gibi ve çok sayıda uzatabileceğimiz, yani çoğaltabileceğimiz konu var. Bununla alakalı hatta Trump'ın yakın çevresinde Lana Marks var. Güney Afrika Büyükelçisi'ydi. Ona karşı da gene bir suikast girişiminde şey yaptı, İran'ın hazırlıklı olduğu biliniyor. Fakat bu konuda yani biraz da şöyle bir durum var. İran'ın bu bozuk sicilinden dolayı biraz da olan olayları İran üzerine yıkmaya doğru bir trend de söz konusu. Çünkü bir de ABD'de İran dediğinizde zaten kamuoyunda hani olağan şüpheli olarak görülen bir ülke, çok kolay ikna edebileceğiniz belirli noktada kamuoyunu bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden hani İran'ı duyunca benim de aklıma sürekli böyle evet tabii ki ABD ile ilişkilerini değerlendirince böyle bir şey olabilir ama hemen hani neden yine mi İran diyesin geliyor insanın. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben en çok ilgimi o çekmişti. Trump'ın olayı sosyal medyaya düştüğü ilk andan itibaren, yani vuruldu ve ilk anda sosyal medyaya düştüğü ilk 5 dakikada pro İsrail ve İsrail destekçisi hesapların, sosyal medya hesaplarının hepsi olağan şüpheli İran olduğunu söylemeye başladılar. Yani daha bütün bu soruşturmalar, FBI açıklamaları vesaire falan yokken ortada Twitter'da özellikle çok fazla İsrail destekçisi hesapların hemen hepsi bu işin İran arkasında olduğunu söylemeye başladılar. Bu bence ilginç bir anekdot. Ama Yani o zaman şöyle, hani önceden planlanmış direkt şüpheliyi işaret edelim gibi bir süreçten bahsediyorsunuz. Çünkü bu kadar hızlı sosyal medyada konuşulmaya başlamasına ben bunu anlıyorum. Doğru mudur? Tabii şimdi yani bunu şimdi ciddi sosyal medya hesaplarından bahsediyorum. Şimdi resimleri tabii zikretmeyeceğim ama yani özellikle İsrail destekçisi ciddi sosyal medya hesapları ilk haberi verirken, yani analizini yapmadan Trump vuruldu, olan şüpheli İran şeklinde bunu yaydılar. Bütün için bu şekilde 2-3 gün sonrası da Amerika'dan böyle bir açıklama gelmesi de otomatikman şüpheleri doğuruyor. Çünkü zaten Trump'ın anti-İran duruşu ortada. Dolayısıyla İran'ın istemediği de bilinen bir gerçek. İran'ın sicili de bozuk. Hani bütün bunlar üst üste geldiği zaman Amerikan iç politikası içerisindeki belli kesimlerin olayı İran üzerine yıkmaya çalışıyor olması da çok göz ardı edilecek bir durum değil yani bu bağlamda. Yani bu geçmişte ülkemizde de oldu, yani belli olaylar oldu ve İran gerçekten sıkıntılı olduğu şeyler vardı. Fakat sonrasında bazı
bazı olaylar da İran üzerine yıkılmış gibi oldu. Yani bu dünyada çokça yaşanan bir konu. Ben bunu biraz da bu şekilde değerlendiriyorum açıkçası. Evet, şimdi biz ABD'de bir Afganistan süreci gördük. Yani şu an İran'ın bölgede içinde olduğu bir süreç var. İsrail'le yaşanan ve Gazze'nin 9 aydır içinde olduğu bir katliamdan bahsediyoruz. Ve bu süreçte ABD Başkanı'nın değişeceği ve Trump'ın nasıl bir politika izleyeceği de merakla bekleniyor. Şimdi İran'ın işaret edilmesi bu kapsamda mı gelmiş olabilir? Yani ihtimaldir. Fakat dediğim gibi bu sonuçta çok ciddi bir olay. Olası bir Amerikan başkanlığı, geçmişte Amerikan başkanlığı yapmış bir ismi doğrudan öldürmeye teşebbüs söz konusu. Dolayısıyla bunun Amerika içerisinden belli bir grubun ben yaptım demesi daha ciddi bir siyasi kriz yaratacağından dışarıdan bir düşmanı işaret etmek veya olayı münferit böyle bir kişinin inisiyatifi gibi göstermek çok daha çıkış verir. Ya da böyle toplumsal bütünleşmeyi, şimdi seçimlere giderken ayrışma var toplumda. Toplumsal Tabii. bütünleşmeyi bir araya getirebilmek için yurt dışından bir ülkenin isminin geçmesi bu suikaste. Ülke içindeki bölünmüşlüğün bir kenara bırakılıp bir olmak, bütün olmak kavramları noktasında İran'ın tabii böyle bir rolü olabilir. Şunu hatırlatmak isterim sadece. Biliyorsunuz yani kongre baskını yapıldı ve bunda Trump suçlandı. Bu kadar kutuplaşmış, keskinleşmiş uçlar var. Dolayısıyla Trump'ın başına gelebilecek herhangi bir konuda Trump'ın arkasındaki başkanlarının, başkan adaylarının öldürülmüş olmasından dolayı bu kutuplaşmanın çok daha başka bir yere evrilmesi ihtimali de söz konusu olabilir ve dolayısıyla bunu da önüne geçirmek isteniyor olabilir bu şekilde. Yani doğrudan sizin başkanınızı işte içeriden birileri veya belli derin devlet organizasyonları değil, ya da Trump'ı mahkemelere kim çıkartıyorsa bunlar değil. Onun dışında İran bu işi yaptı. Bakın işte Kasım Süleymani de zaten öldürmüştü. Nükleer anlaşmadan da çekilmişti gibi bir denklem de söz konusu olabilir. Peki İran'daki ilk reaksiyon nasıldı? Asılsız diyor tamam iddialara ama hani böyle bir farklı bir reaksiyon var mıydı gözlemlediğiniz? İran kendisi bu işi yani tırnak içerisinde söylüyorum bunu yapmış olsaydı bile üstlenmezdi doğrudan. Yani Aksa Tufanı gibi bir olay gerçekleştiğinde bile Husi saldırılarında ve sonrasında İran her defasında hukuki sonuçları da tabii gözettiği için resmi olarak açıklamaların tamamında direniş cephesini kendi kararlarını kendisi aldığını söylüyordu. Ve kendilerinin bununla alakalı bir ilişkilerin olmadığını, bağlantılı olmadığını söylüyordu. Yani Trump bu suikast başarı ulaşsaydı bile ve bunun arkasında İran olmasaydı bile, o şekilde söyleyeyim, birileri İran içerisinden hani bunu İran'ın yaptığı dair imalarda bulunacaktı, dedikoduları yayacaktı belki ama kesinlikle resmi açıklamalarda bunu biz yaptık diyeceğini zannetmiyorum ben İran'ın. Ki zaten bu geçen günler içerisinde İran'ın tavrı bu şekilde oldu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yani ilginç bir konu bir anda böyle gündeme düştü yine. İran Araştırmaları Merkezi Oral Toga ile konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için, katkılarınız için. İyi günler dilerim, iyi yayınlar. Çok sağ olun.